Bir ondan herkese selamlar. Bugün Ozan'la beraber ikimiz varız. İsa yok. Mesela şu an kendisi Biyon varsın. YouTube vlogunu hazırlıyor. Buradan da kendisine bol teşekkürler diliyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Bugün Ozan şimdi daha yeni çekimden geldi. Hem antrenman tarzı hem de çekim. Kan şekeri düşük. Aç. Her şeye saldırıyor. Erik merik ne görürse bir tane atıyor. Muz verdim. Orada 20 tane erik yiyor. Geliyor alıyor. Gidiyor bir şeyler yiyor. Kameraman da dedi ben de açım dedi. Lan satayım ev aş evine döndü. Bir kameramana makarna tavuk var. Çökertleniyoruz burada. Ozan'a da İsmail Sayken'in spesiyal yulaf tarifinden hazırlayacağım. Sevdiklerimden yani. Kan şekeri, zaman gelsen, aynen. Kan şekerini biraz yükselteceğim. Antrenmanda iyi verim alsın diye. Şimdi neyse biz yulaf yapımına geçelim. O içeride otursun bir dinlensin. Erik alma yeter bu kadar. Bir tamam. Bir git. Hep zaten ne olursa bir tane daha. 80, 90, 100 yapalım. 100 gram. Tamam. 100 gram yulaf. Şimdi sıcak suyumuz var. Şöyle harika yapalım. Üzerine birazcık sıcak su. Yani boyunca, birazcık değil boyunca. Şöyle şöyle kalacak. 30 saniye kalsın yeter. Burada Flavin Dream. Açılmadı çünkü sıfır kutu. Abi bu zaten ayrı bir dünya. Tatlandırıcıların babası ama kaşık altta kalmış. Aha gördüm. Aman. Burada fıstık ezmemiz var. Kakaolu fıstık ezmesi şekersiz. Bunun işi bitti. Suyunu boşalttık. O zaman birazcık kan şekerini yükseltmek için suyunu yiyeceğim. Şimdi iki tane, iki parça bitter çikolata. %80. Bak şimdi bunda ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Şöyle azıcık açıyorsunuz. Zaten sıcak olduğu için ortaya koyunca direkt o sıvı form alıyor, eriyor. Tamam. Altına gizli. Şimdi bir kaşık Flavin Dream. Kukili drop istedi. Aromatize etmek için de 1, 2, 3, 4, 5. 5 damla cookie. Bir de bir kaşık da fıstık ezmesi. Buna baya bir şeye gerek yok ya. Şimdilik yeter. Şimdi bol bol karıştırıyoruz. Bu arada bu yulafta, pankekte ve diğer bütün tariflerde kullandığımız Flavin Dream ve Flavor Drops'u Beyond 10 koduyla %10 indirimli alabilirsiniz. Açıklama kısmında sitenin hem linki hem de kod orada yazıyor. Oradan siteye direkt gidip ürünleri alabilirsiniz. Bu araya ufak bir kamu spot oldu. Beyond'un ellerinizden öper. Bayram açtı. Tamam, bu da tamam. Üzerine bunun bir şey keselim mi? El öpünce Flavor Drop mu veriyorsun? Ha? El öpünce Flavor Drop mu veriyorsun çocuklara? Ozan dışarıda öldü sandım. Hem midem yanıyor babam yani. Midem yanıyor. Ha. Bak şimdi senin var ya bu diriltecek ya. Ben sana CZN'e burak olmasam da bizde de var biraz yetenek. Üzerine şöyle dağıtıyoruz. Dağıtıyoruz. Hazır. Ya ben bu olayı, bu yulaf tarifini çok seviyorum. Gerçekten sabah bazen böyle hani harbiden insanın böyle hiçbir şey yapası gelmiyor. Ne bileyim ne kahvaltı hazırlayasın ne bir şey yapası geliyor, gelmiyor. Ondan dolayı bu tarif çok rahat ve kolay olduğu için çok seviyorum ya. Böyle bazı dönemlerde gerçekten çok sık yiyorum. Bunun içine sabah kahvaltıda protein tozu da atıyorum. Tam mı? Hem karbonhidrat hem protein şeyini, ihtiyacını karşılıyor. Tertemiz bir oyun ya. Ben seviyorum. Yulaf var ya bambaşka bir şey. Millet sevmiyor da. Yani şöyle bir şey var. Şimdi yulaf hani kötü. Ona Instagram'dan yazıyorlar. Ben çok sevdiğimi söylüyorum. Ya bari yalan söyleme falan filan diyorlar. Hani niye bunun yalanını söylemem için bir sebep yok. Yani eti çiğ yersen et kötüdür. Eti düzgün pişirirsen, iyi bir usta yaparsan, iyi harmanlarsan, iyi marine edersen et güzeldir. Yulaf da öyle. Sen gidip kuru yulafa parmağını yalayıp bastırıp yemeye çalışırsan yulaf kötüdür, anladın mı? Ama bu şekilde yaparsan nasıl? Kameraman nasıl? Çok güzel bu arada. Kameramanın adı yoktur. Kameraman... Kameraman. Yapmışsın yine. Şifa mı bu usta? Şifa. Şifa ye bakayım. Oğlum benim de canım çekti lan. Bir tadına baktım da ufak lan. Valla. Ne var içinde? Kendime de mi yapsam? Ye eti görürsün ya. Nasıl olmuş? İnanılmaz. Sıfır şaka. Sadece 10 koduyla yulaf tarifi. Şampiyonlar Ligi. Şu an benim meşhur odada
benim mütevazi ufak odamda kahve içiyoruz. Misafirlerini güzel ağırlıyor. Harbiden güzel ağırladı bak. Yalan lan. Ne zaman kötü ağırladım lan? Bir yeme, bir içmediği kuş şey, deve süt neydi lan? Aslan sütü kalıyor. Keçik, o kadar. Keçik sütü. Keçik sütü. Şimdi kahvemizi içiyoruz. Birazdan antrenmanda yazıp geçeceğiz. Bugün ayrı bir baby face'im. Bugün bende bir, oğlum bende bu iki gündür bir enerji bitikliği var. Neden biliyor musun? Çok fazla program yaptığım için bilgisayar enerji emiyor. Allah çarpsın, bilgisayar var ya, şu bilgisayar bak ama gel ne yaptım gör. Siz önceden görün, büyük ihtimalle bunu yayınlamış olacağım. Bak dur şunu bir oynatayım ben. Fazla kameraman yine yemeğini yedi, geçti kenara. Ha, kameraman da ne yaptı? Yine en başta golü vurdu bu arada. Mikrofonu açık açmayı unutmuş. Sen kenardan çok sinirlenir. Aynen, artık alıştık. Başta bir 3-5 saniye yine çekmemiş. En başa sardık, klasik. Yine başı yapmacık oldu birazcık. Doğallığı bozdu. Kameraman bu arada görmeyenler için ismi yok. Adı kameraman. Söyleyeyim ismi. Söyleme. Tamam. Bilmesinler tamam. Adını. Kalisteniks'e dönünce dedim hayat var. Niye? Rahat yani, daha böyle eğleniyorum ya. Harbi eğleniyorum. Diğer antrenmanlar da sıkıcı. Bir tekrar at, geri dön falan filan. Kayıtta mıyım? Kayıtta mısın? Kayıttayım. Kayıtta mısın? Parçalandım. Valla kilo vermiş, 80 kiloyum. Valla. 82'yim, 80. Aynen, o suya atınca harbi çok bir şekil ortaya çıkmış yani. Şimdi antrenmana doğru. Devam. Dur bir dakika, bir dakika. Aa, sansörü yapalım. Fiyat çekilir. Evet, kavrayamadığım bir şeyde çok fazla performans sergileyemez. Adam şu şekilde diyor mesela. Şöyle bir sekseniz sıkın diyor. Bir de şöyle sıkın diyor. Anlatıyordu bayağı. Bir de böyle tuttuğun zaman daha çok motor kaslarını kullanıyormuşsun. Önemliymiş. Merhaba. Burada oluyoruz. Gel lan gel. Bu arada aşırı tatlı bir şey ha. Vay be. Oh. Buraya da yıllar önce gelmiş. Yıllar önce. Dünkü antrenmandan sonra latlarım ağrıyor. Bir de bugün tek kol barfiks falan attık. Onu da gözükmedi, şey tutuyorum ya. Su aldık sıcak, mı biz? Sıcak bunaltıyor. Kameraman koş su al. Kameraman. Kamerayı tutma. Şimdi yavaştan ısınıyoruz birazcık. Bitirdin bizi be kardeşim. Ozan neyse görüşleri, ki kahveyi aradı ya. Ozan görüşlerini birazcık şey yapsın. Besledik de şu an nazlanıyor birazcık. Git yanına git, yanına git. Tadında bir antrenman bizi bekliyor. Burpee, squat. Ufak bir spoiler vereyim de şimdiden. Tadında bir antrenman. Bunu kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Hareketler aynı kalsın. Nacizane görüşüm. Tekrar sayılarını arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Şu hareketi de mutlaka antrenmana girmeden önce yapın. İnanılmaz esnetiyor. İç bacak, kalça ve bunu donkey kick şekliyle hamstringleri açmak amaçlı hareketi gösterirsin. Her bacak için onar onar yapabilirsiniz. Biz her video çekerken yorgun oluyoruz. Hep bir yerlerimiz dökülüyor. Daha sessiz konuş. Aynen. Daha sessiz. Böyle olmuyor. Bu hareketin ismi kıyıya vuran hoppalanın son çırpınışları adı verdim. Doğru muyum? Doğru. Vardır bir bildiğin. Benim. Şimdi antrenmandan bahsetmek gerekirse, antrenman süperset şeklinde ilerliyor. 5 set yapacağız. Biliyorsunuz ki kalisteniks'te bacaklarımızı güçlendirmek için tek bir hareket yeterli değil. Birden fazla hareket yapmamız lazım. Bu da süperset şeklinde ilerliyor. Burpee, squat, lunge. Sağ ve sol olarak ayrı ayrı yapacağız. Jumping lunge olmayacak. Aynen o şekilde. Ondan sonra Russian twist var ve en sonunda wall sit var. Wall sit'i de bayağıdır yapmıyorum ama çok etkili. Statik hareketlere bayılıyorum yani gerçekten. Aynen bu kadar dinamik hareketin üstüne. Yani gerçekten yüksek tekrar yüksek tekrarları artırabilmek ve tekrar sayılarını daha güçlü yapabilmek için gerçekten statik hareketler. Pull up'ta mesela, işte squat için wall sit'te veya shinav için altta beklemelerde. Ya bu hold hareketleri gerçekten gelişim için zaten ikinci dalga geliyor bu. Şimdi antrenman depolar full. Depolar iyiydi. Şimdi antrenman I go you go şeklinde olacak. Şimdi bu ne demek? Ben bitireceğim, Ozan başlayacak, Ozan bitirecek, ben başlayacağım. Toplamda 5 set yapacağız. 10 burpee, 10 squat, 10 sağ, 10 sol lunge, 20 tane Russian twist ve en sonunda 30 saniye wall sit var. Let's go, başlayalım. Yeah.
Çok iyi, çok iyi. Burpee de profesyonelleşmiş. Yerden sektirme de çok önemli. Aynen. Yerden sektireceksin. Böyle bir hırt oluyor. Bacaklara bayram. Erken gelmiş. Russian twist. 1, 2. Hadi bakayım, wall sit. Tamam. Sen gir. Hadi, bileğimde şey var. Su yaktı mı? Cahir cahir. Son 6 saniye. Hadi bak ha. Let's go. Şimdi sıra uzandı. Eller ense de. Sağ ayağından içeriye gir. Ozan'da birazcık teknik eksikliği var. O da zamanla oturacak hareket şeyleri. Yoksa var ya, gücü şu an çok çok yüksek ya. Şu an çok iyi idmanlı şekilde yani. Yarışmadan sonra bir de şimdi direkt kaleye geçti. Barda uçuyor yani, hikayelerinden görmüşsünüz. Boynuz kulağa geçiyor lan. Yerime. Geçtiğinden başlatacağım. Yastı. Yakıyor bayağı yakıyor. Yakıyor, bunun üstüne yakıyor daha ilk set bile. Ama biliyorsunuz ki İsmail sanki Arap atı gibidir, sonradan açılır. Ozan bunu çok iyi bilir. Evet, setlerde hep sonradan full performans. Çünkü mesela şu an ilk set benim ısınma setim. Eklemler daha yeni yeni oturuyor. Son 5 saniye. Şimdi benim 3, 4, 5 sağlam geçecek. Kalk. Hadi bakayım. Let's go. Nice. Bu tarz hareketlerde kasmayacaksın. Ozan sen saysana, ben unutmayayım. Şu an 6. Haydi. 7. Kasmayacaksın, rahat olacaksın. Nefes 8. Alışverişine iyi dikkat edeceksin. 9. Bu çok önemli. Ha. Adam konuşurken 10. Antrenman yapıyor. 10. Aynen o. 2. Lunge beni zorluyor. 10. Hadi bak. Lunge denge de istiyor arkadaşlar bir yandan. Ayağı sabit koymanız lazım. Evet. 2, 3, 4, 5, 5'er 5'er yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Haydi. Let's go. Russian twist. 1, 2, 3, 4, 5. Haydi bakalım. Wall sit. Yeah. Onun direkt onu özel. Ah. Haydi. Son 2 saniye. Devam. Nice. Let's go. Time. Ben kütle olarak çok büyük değilim ya. Ben kendimi kütle olarak çok büyük görmüyorum. Ben yarışmadan sonraki şeyde, yarışmadan önce bu kadar göze iyi hitap etmiyordu. Ya bugün geldi. Bir haftadır falan görmüyordum. Kollar. Kollar iyi su atmış yani. Kollar çok iyi duruyor yani. Harbiden çok iyi duruyor. Allah razı olsun. Allah nazarlarına koysun. Maşallah, maşallah. Maşallah deyin, yorumlara maşallah yazın. Nazar boncuğu koyun. Bu antrenmanlar böyle. Çok sarıyor ama, harbiden çok sarıyor. Acıyı gibi ya bir de. Acıyı seviyorsanız ve yani ne bileyim zorlanmaktan zevk alıyorsanız gerçekten çok iyi ya. Hayatı sorguluyorsunuz ama bu antrenmanlar ortasındaki. Wall sit'te özellikle sorguluyorsunuz. Dünyaya bir kere geliyorum, ben neye wall sit? 1 Kameraman bak. Ekmeğinle oynuyorsun ya. Ha kameraman. Bir tane daha. 10 2 3 Burpee'den squat'a geçtiğini görenler like. 8 9 10 Lunge. Bu lunge'i yapmasak olmuyor mu? Yok öyle bir şey.
3 4 5 2 3 4 5 Haydi haydi. Sağ. Hadi koca bebek. Sağ kuat var ya. Sağ kuat. Bu kadar mısın lan? 20, hadi. 23 10 biter. Sayı 2'yi buraya bağlayacağız aynen. Halatla. Let's go. Şok. Haydi. Let's go. 4. set bitiyor haydi. Let's go. Daha bu sene dünya şampiyonasına gideceğiz bu. Aynen aynen. Bunlar ne? Bunlar ne? 10 katını çek. Daha şu an off sezondayız. Antrenmanlar bir başlasın var ya. Let's go. Hadi oğlum. 1 2 Şimdi 2 3 4 10 aşağı düşüyor. Çok iyisin bu oğlum. Çok hadi. İyisin. Let's go. Adam street lifting çalışırken kondisyonu da geliştirmiş. Harbiden ne alaka? Çok garip bir olay. Yani zaman içerisinde birikerek şey yapıyor. Hem hareket kabiliyeti, hem güç, hem performans. Zaman ya, zaman. Harbiden zaman. Harbi zaman. Çalışma, zaman. Zaman gerekenleri yapacaksın. Beslenmeni, antrenmanını, süreci tamamlayacaksın. Devamı zaman. Yani çok uzağa gitmenize gerek yok. Adamla kaç yıl önce videolarımız var. Benim kanalda, Beyond'da, Ozan'ın kanalında kaç tane. Bu parkta başka yerde antrenman vloglarımız var yani. Aynen o şekilde. O zamanki performanslarımıza bakın, şimdiki performanslara bakın. Aynı mekan. Aynen öyle. 5 yıl sonra da burada yıkılmazsa aynı. Instagram hesabında Yakup'laki parkta takla videoları mı? Haydi. Son set. Son set. Let's go. 4'si. 1 2 Haydi. 4 5 Son set. Haydi. 6 7 8 Yaz 9 10 Hepsi Hadi bakayım. Nefes kontrol çok iyi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lan gitmeyecek gibi. 12 haydi. 3 Aynen o şekilde. Seri. 7 19 20 Tamam. Son set sayke. Let's go. 19 20 Haydi. Let's go. Wall stage. Voltu çıkacak. Haydi Sayke. Sayke dayan haydi. Son 10 saniye en aşağı. Dayanacaksın. Haydi. Let's go. Sen de vuş. Yeppa. Sayke lütfen. Devam ki. Lütfen Sayke. Her beğeni bir geçmiş olsun. Geçmiş olsun baba. Geçmiş olsun. Selamünaleyküm. Her şey geliyordu adam. Hadi oğlum. Daha hızlı hadi. Makine. Çok sıkma. Çok sıkma. Çok sıçrama. Zaman kaybetme. Oh. Sen de uzaklaş. İndir falan. Oh. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Çok iyi. Lanç. Davay. Haydi. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 Dön. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tıkandım. Mükemmel. Devam. En kolay. Bu hareketle dinlen. O kadar iyi ki. Dinlen. Çok iyi. Nefes al ver. Sakin. Çok iyi be. Çok iyi. Yerim. Volt it. Hadi oğlum. Heh. Yapış direkt. Yapış. Çok iyi. 28.08 biter. Makina. Haydi. Görüyorsunuz çok rahat.
Çok rahat, çok rahat. Çerez antrenman. Güzel antrenman. Çok iyi. Kaldı 8 saniyen. Çek 10 saniyen. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bitti. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Antrenman biter. Tertemiz. Güzel antrenmanda çok yorulduk. Ha? Çok yoruldum. Sen de yoruldun kameraman. 20 dakikadır tutuyor. Evet, çok yoruldum. Hep iş yapıyor, görüyorsun değil mi? Benim zorlanma seviyemi ben söyleyeyim. Kondisyon şu an nefes olarak görüyorsunuz çok rahat. Normalde önceki antrenmanlarda şu an büyük ihtimalle konuşamazdım yani. Hep öyle oluyordu. Sonunda böyle iki kelimeyi bir araya getiremiyor vaziyette oluyordum. Nefes şu an aynen. Şu an yani nefesim de şeyim de çok iyi. Sadece dediğim gibi bacaklarım çok yorgundu. Kaslarım şu an, bacak kasları şu an çok ağrıyor. Sürekli bilgisayar koltuğuna oturduğum için koltukta oturmak da çok yoruyor bacakları. Koltuk kaslarını bir de. Aynen çok yoruyor. Ama bu aralar iyi, çok şükür iyi düzen kurdum. Bir haftadır falan her sabah kalkıp foam roller'la bacakları eziyorum. Esnetme yapıyorum. Upper body'de çalışmalar, esnetmeler vesaire yapıyorum. Bunlar gerçekten anahtar. Altın anahtar. O esnemeler, ufak kas gruplarını çalıştırma hareketleri, mobilizasyonlar. Bunlar gerçekten olmazsa olmazlar. Evet. Antrenmanı bitirdik. Şimdi birazcık evde yemek yok. Yemeği ben yapacağım. Birazcık nevale oluyor. Kabak alalım iki tane. Bu arada patates antrenman sonrası harika bir karbonhidrat kaynağı. İçerisindeki potasyum değerleri sayesinde de bizim kas yorgunluğumuzu, kas ağrılarımızı minimuma indirecek. Bu da böyle ufak bir bilgi olsun size. Alın aynı bunu. Şekilde muzda da var bu potasyum. Potasyum. Alın bunu, kulağınıza küpe yapın. Farklı bir şey demiş. Şimdi şu. Bu antrenman çok iyi geldi yani. Tam dozunda bir antrenmandı. Kulağın aynen. Ben ya zorlasak, ya normalde biz antrenmanları ne yapıyorduk? Şu an tekrardan adaptasyon sürecindeyiz ya. Bu seti 10 set yapıp üstüne bir de izole'ye giriyorduk. Harbi. Lastikle izole bir de üzerine. Koşu. Kupan, aynen koşu koşu. Evde de karın. Şimdi. İki tane. Tabak. Evim evim. Bu şu an evim evim. Güzel evim. Şey program çekimi değil mi? Gelelim mutfakta. Sayıke. Onu diyecektim de adını bilmediğim için söyleyemedim. Sayıke verci. Yalan söylüyor. Gizli seyircilerinden. Bunlar kırmızı biber de çok seviyordum ama kilosu olmuş. Kaç para olmuş? Bilmiyorum o en son ona. Dur oğlum iki tane, oğlum iki tane koyarız. Genel olarak dedim ya. İki, güzel ya kırmıyor kardeşini. Kardeşini kırmıyor. Bir de antrikot çok severim ben. Biliyor musun sen? Bokunu bokunu çıkarma ama. Bu da var ya alttan alttan laf vuruyor. Sonra diyor kardeşini de kırmıyor ya. Ne kırmıyor? Ne antrikot da? Yalnız bir şey can. İş adam. Ben buna yanıma, iş adam. Yanıma cüzdanımı almadım. Dur şimdi. Anne geçti artık. Evde ne var diye. Büyük ihtimalle bu aldıklarımızın hepsi evde var ama bilmediğim için garanti alıyorum. Aynen. Heh, şimdi kabak aldık. Kırmızı biber aldık. Patates aldık. Havuç. İki tane de havuç. Havuç seviyor mu? İçinde güzel oluyor. İnan güzel valla. Oluyor. Yemiyor mu? Yo yiyorum normalde. Hani ne bileyim havuç. Ben severim. Sebze her türlü severim. Ya şimdi neden bunları alıyoruz biliyor musunuz? Sebze, saf sebze yapacağız fırında. Bir de içine tavuk göğüsü atacağız. Hepsini keseceğiz. Direkt üzerine hafif bir yağ, tepsiye hafif bir yağ sürüp direkt hepsini atacağız uğraşmamak için. Sonra gideriz birazcık dinleniriz. Ben Sayıke'yi tanıdım tanıyalı. Yani gerçekten adam sebze adam ya. Abi sebze. Sebzeyi çok seviyor. Bir de normal yemiyor, at gibi yiyor. Günde çok fazla besin tüketiyorsun. Şimdi hepsini ne bileyim ufacık böyle keyfi kesme şey olamaz. Göbeği alıyorum yarım zıng 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 ısıra ısıra kaşarı yiyorum. Kaşarı şöyle kesiyor, yarıyor ikiye atıyor. Peynir sevmem. Peynir. Bir... Kaşar peyniri birazcık severim ama burgerin içindeki cheddar peynir beni bitiriyor. Beni ben bilmem. Alıyor. Parası olan bilir. Yalan söyleme lan her gün sushi yiyorsun. Paraları diyorsunuz kesersin tamam. Her gün sushi bilmesinler. Beyler Beyond Market'te, Beyond Orman'da seri başlatacağız bundan sonra. Aynen öyle. Beyond Market'te bölüm 1 Orman'dası da geliyor. Bak yakında söyleyelim. Bunda zaten video zaten sonradan yayınlanıyor. Ben beni yönlendirin düşünmeyin. Yakında da ya arkanda bir şey yok. Takım bir şey devirme lan paramız yok. Yakında Beyond Dağ'da diye bir seri gelecek. Lan yalnız orada bir şey düşürdüm. Neyse konulu. Konu Beyond Dağ'da kamp yapacak. Efsane videolar da orada gelecek. Okay. 1 kilo mu? Az da var istersen yarım da var. 1 kilo versen ya zaten yeniyor. Ne kadar oldu kilosu? Şu an indirimde olması lazım. Ne kadar indirim?
80 lira indirimli değil. Değil miymiş? Burada zaten 80 yazıyordu da o yüzden sordum. Ya da indirim bize gülmez. Yok. Eyvallah, kolay gelsin. İki zara 80'lik oldum. Ya daha bir şey istiyorsunuz mu? İstemeyin, yeter ya. Oğlum bir şey diyeceğim, harbi yanımda para yok. İşte ben ya, sana veririm ya. Stresten tırnaklarımı yemeye başladım. Oğlum, tamam veririz ya. Ben gördüm, cüzdanlar 50 lira çıkarttı, öyle çıktı dışarı. Benim ev, aynen. Benim evle park arası zaten 200 metre. Dedim ki cüzdana gerek olmaz diye almadım. Biz evde şey yaparız. Kardeşim. Oğlum bir şey çok merak ediyorum. Bak. Cemil'im bak, geçen bunu aldım 13 liraydı. Tamam bak. Lavaş ekmek. Lavaş ekmek nasıl 45 lira? Bak şaka, 650 gram, 650 gram hamur lan. Hamur nasıl 45 lira? Bu ekmeği de çok severim beyler. Şirket sahibi varsa bundan sponsor. Her şeye sponsor aranır. Suriyeli lavaş. Yemek, mi? Ulaşım, spor, ekipman. Ulaşıma özel şoför lan. Aynen. Özel şoförünüz Ozan Mürkat. Özel şoförümüz kaza yapıyor lazım. Hesap Ozan'a gireceği için bana ne oluyor Ozan? Ozan'a sen öde ben evde vereceğim dedim de kandırdım. Poşete gerek var mı? Bir de poşet kilitledim, oh yarasın. Tamam mı? Kes kaydı, ne oldu? Komik bir şey mi var? Kuadlarını gösterme hayret. Kuadlarını göstereyim. Oğlum, nasıl anasını ya? Nasıl ya? Oğlum ışık. Adele bu kadar boş olurken nasıl olabilir? Oğlum büyükmüş lan. Oğlum kırım kim? Magnezyum yazıyorum, hemen magnezyum. Oğlum çok yoruldu şimdi bir. Beon marketteydi, Beon mutfakta, Beon kitchen, Beon kitchen. Şimdi Ozancığım, nasıl kardeşim, bir dolu video oldu bu? Valla her şeyi yaptık. Ozan kardeşim, patatesleri yıkamaya başlasan patatesleri soy. Patatesleri? Patatesleri soysan. Ver bir lehen. Lehen mi? Ya. Oğlum sizde lehen mi kullanıyorsunuz? I need to watch some potatoes and after that I will chop the potatoes for the oven and after that we will fry. Bir fırınımızı harmanlayalım, ıstalım. İkinci olarak. Ozan Mürkat evden atalım. Pişirme şabımızı şöylece bir serelim. Kameraman sen niye boş duruyorsun lan? Sen de biberleri yıkasana. Şimdiki kaç kiloymuş? 1 kilo. 1 kilo yer miyiz lan? 1 kilo yemeyiz. Bu 2 tanesini yapayım. Yağ olayını hiç sevmem. Ve sürekli ayırırım bıçakla kesin. Göğüsü özellikle o yüzden oluyor zaten, yağ olmadığı için. Evet. O yüzden göğüs. Bu tavuk göğsü niye bu kadar yağlı? Evet, normalde böyle olmuyor. Aynen. Demek ki bu birazcık pis beslenmiş. Gambazlık. Pis. Çiğit mi ya da kaçırmış bazlık. Aynen, bu reis kaçırmış birazcık şunu. Şimdi sonra kameraman rüyasındayken bir kulaklar içinde. Bir gün bir kameraman. Bir gün bir kamer. Oğlum var ya, Baran'ın da buradan kulakları çınlasın. Aynen, vallahi güzel olmuş. Ozan Mürkat Kitchen. Şimdi kardiyosu, yürüyüşlere tekrar başlamam lazım. Yine strese falan giriyorum, anasını satayım. O sabah hareket etme olayı, sabah hareketle güne başlama olayı gerçekten çok değiştiriyor. Ben de yani bir haftadır tutturdum. Gerçekten hani esniyorum, sonra duş alıyorum, sonra güne başlıyorum falan. Abi ben uyanır uyanmaz telefona bakma alışkanlığım çok var benim. O var ya. O bende de var. Ve zaten çıkamıyorsun. Ve mesela. Aynen, ve onu bırakamıyorum. Direkt dopamini alamıyor. Mesela arkadaşlar, güne yatağınızı toplayarak başlayın ki bir görevi yapmış olun. Dopamin salgılasın beyniniz. Bu görev yapma alışkanlığı sizin gününüzdeki diğer işlerinize de yansıyacak. İş yapasınız gelecek. Şimdi tavuklar hazır. Nice. Patatesler hazır. Havuçlar geliyor. Bunları yıkadın mı? Yıkadım. Tamam, ben şunları keseyim. Bir tek kabaklar mı kaldı? Aynen. Kabakları dikey atarsın. Uçak biberi kesmiş onu. Sendeki bayağı keskin. Valla. Sendeki derken? Kameraman espri yapma. Espri kameraman. Yapma. Kameraman. Kendine gel. Güzel mi gözüktü? You much. Tamam, sıkıntı yok. Oğlum bunların hepsi pişecek mi? Ben onu düşünüyorum. Neyse, pişer herhalde. Pizza olacak. Üzerine kaşarı peynir koysan pizza, Allah çarpsın. Sen bilirsin böyle şeyleri. Bu var ya, bunun adını unuttum, o çok fena bir şey. Çok iyi. Çok iyi, onun kokusu tadı. Burada toz biber var, o var. Kajun var. Kajun zaten. Fesleğen var, tuz var. Sadece bunlar. Allah'ım o kadar aç ki. Allah'ım acıktım. Şimdi yağımız burada, zeytinyağımız. At onları baba. Şöyle. At onları.
görüntü çok iyi ha. Kameraman ışığı da var. Bir gömersin. Seni. Şimdi. Akşama da kalır. Baba şöyle birazcık biraz yağ fazla atacağız çünkü çok fazla malzeme var. Tamam. Şöyle biraz daha. Tamam. Yeter. Milyon atıyor. Şimdi. Kajun. O ne spesiyel? Aynen. İlk defa duydum ismini. Kajun hiç duymadın mı? Ha, oğlum pilavda var ya manyak gidiyor ha. Patates kızartmasında muhteşem oluyor. Çok fena bir şey. Aynen o öyle bir şey oluyor. Bu kajun işte o. Bu ne attı? Bunun adını unutma, bu da çok efsane şey. Kokusuna bak şimdi anlarsın zaten. Hardal gibi kokusu var sanki. Bu da toz biber. Pul biberin şeyi işte toz hali. Bunu da çok seviyorum. Bu da pul, aynen pul biber şey oluyor. Hani böyle gözüküyor ya. Ben sevmiyorum onu. Bir de pütürcük gibi oluyor. Aynen. Bir de son fesleğen var. Koyalım. Neden koymayalım çünkü? Tamam yeter. O zaman ölçemez. Şimdi. Hijyen desen. Hijyen desen ellerimi yıkadım oğlu. Şifa. Yarasın. Ustam şifa mı yapıyorsun? En son böyle bir yemek videosunda şey Barton'un kanalda alaf pilav yapıyor. Ya biliyor musun? Ya. Yalnız kokuya bize, bak. Bize tuz yedirdi. Garip bir karışım. Saf. Hızlı. Bu kadar. 3 tane hayvanı doyurabilecek. Tamam. Yemek olana kadar bir ölçek. Satışta olmayan, sold out olan, 9 dakikada sold out olan probiyotik. Tam antrenman sonu. Post. Şuradan bir ölçek. Bunu yaptık. Bunun yanında shaker da gömüyorlar değil mi? Aynen biz onu zaten. Güzel shaker da güzel. Ha. Saniyede 1000 defa. Güzel tamam. Şimdi üstünü kapatalım. Şurada sen Şampiyonlar Ligi köşemi gösterdin mi? Gösterdim tabii ya. En başta gösterdim. Gösterdin mi? Tabii. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Elim, parmağım. Yeni ürünler bana daha gelmedi. Şimdi yeni ürünler de geliyor. Evet, daha bir bu kadar daha var. Şimdi bir de orada yulaf dolabım var. Tatlandırıcılar falan. Droplar falan. Aynen. Evet, bir de burada bir tane maden suyumuz. Şimdi temizlik önemli dedik. Kameraman da beraber. Kameramana birazdan kapattıracağım. Oraya ona temizlettireceğim. Kameraman nedir? Her türlü işi yapar değil mi? Adamdır kameraman. Bak, kameraman adamdır oğlum. Şimdi burada bir tane aç. Açlıktan uyuyakaldım. Beyler. Yalnız bak bir şey diyeyim mi? Çok iyi kokuyor. Çok iyi duruyor. Çok iyi de kokuyor. Ama galiba birazcık malzeme fazla olduğu için baharat az gelmiş. Tuz az olmuş lan. O kadar da tuz attım. Öyle durmuyordu atarken de. Hani pişten sonra bir şey oldu. Aynen. Ya bize... Bir şey diyeyim mi? Çok iyi ya. Çok iyi duruyor. Bir de bir şey diyeyim mi? Böyle bu yapması çok kolay ya. Hiç uğraşmıyorsun anladın mı? Bak sana bir şey diyeyim. Sen diyelim bunu tek kişi olsan 3 öğüne bölmüşsün kapar at. Mesela tek öğün yapsan da hani ne kadar yiyeceğini diyorum. Bir tane patates atardın. Tabii. Şey yapardın. Öyle daha iyi kızarıyor. Düzgün böyle hep yayınca. Picasso. Saatlik uğraş sonrası yemeğimiz hazır. Tam biraz malzeme çok olduğu için. Bu kadar. Havuç var ya, 10 numara olmuş ya. Ya ben neyse. Böyle fırındaki sebzeye bayılıyorum ya. Neyse ya. Evet arkadaşlar. Ben mayıştım. Bak bunu söyleyeyim ilk öncelikle. Ben de mayıştım. Şu an böyle var ya en sevmediğim şey de bu var ya son dakikaya geliyor videolar. Ben bazen videoları. Aynen videoları kapatmıyorum biliyor musun? Hani görüşürüz falan demiyorum. Direkt kapanıyor video mesela. Ve ertesi gün çekiyorsun. Aynen ertesi gün çekiyorum. Şu an harbiden yorulduk. Yemeğimizi de yedik biliyorsunuz. Yemek yedikten sonra bir şeylik geliyor. Zaten akşam da oldu. Bütün günün yorgunluğu, antrenmanın yorgunluğu. Her şeyin yorgunluğu. Olsun. Kameramanla uğraşmanın yorgunluğu. Yine kameramana sallıyor. Bir de gelmiş diyor ki abi çok uzatmayın da gidelim. Harbi. Böyle işini de yapmıyor. Şimdi Saike insanlar diyor tamam Ozan Workout yarıştı. Eyvallah Saike Vizil. Saike ne zaman yarışacak diyorlar. İnşallah bu sene de olmadı. Nasip olmadı. Bu sene davet ettiler Rusya'daki şeye yerel şampiyonaya. Her şeyimi de karşılayacağımı söylediler. Uçak biletleri, otel, motel. Vallahi sana bir şey diyeyim mi? Hatırlıyorum yani 2019'da uçak biletini yani sponsor bulmak için yırtındım. Bir ay uğraştım. Şimdi federasyon kendisi teklif etti. Uçak biletinden şeyine kadar her şeyi karşılayacağız dediler. Ve uçak biletleri Rusya'ya olmuş 15-20 milyon. Abi Rusya yani. Savaştan dolayı bence böyle oldu. Uçuş sayıları düştüğü için olmuş olabilir. Çünkü gerçekten orantısız artmış yani.
Her neyse öyle bir teklifte bulundular ama maalesef hem tarih çok yakın olduğu için hem de ben de hazır olmadığım için öyle bir şey istemedim. Çünkü yarışmış olmak için oraya gidip hani hiçbir şey yapamadan dönmek istemiyorum, anladın mı? Hani o hoş değil yani. Hem böyle şimdi hani insanların o milli duygularını kullanıp da oraya gidip hiçbir şey yapmadan dönmek o hoş bir şey değil benim açımdan. O yüzden düzgün hazırlanıp düzgün gitmek istiyorum. Mesele kazanmak veya kaybetmek değil. Düzgün hazırlanıp da ya ben düzgün hazırlandığımı bileyim. Kendim tatmin olayım. Evet, ben yeteri kadar çalıştım ama olmuyorsa da olmasın. İstersem sonuncu olayım. Fark etmez. Ama ben hani elimden geleni yaptım ama olmadı diyebileyim yani. Aynen, şimdi aynen. Elimden gelen hiçbir şey yapmamışım. Şimdi olmadı. Zaten olmayacağını biliyorsun, anladın mı? Bu mentaliteyle oraya gidemezsin zaten. Kendini kendine kanıtladığın takdirde aynen. Bir şeyler olur. Aynen öyle. Yani o beynini kandıramazsın. Ben yaptım gideyim olayım. Yapmamışsın, anladın mı? Yeteri kadar çalışmamışsın. Biliyorsun bunu yani. Yani kendini kandırmana gerek yok. Şey. Ondan dolayı inşallah seneye Ağustos'ta o zamana kadar da valla hani kendi aramızda da biz kararlaştırdık bir yön olarak, o zaman ben İsa. Hani harbiden it gibi çalışacağız. Bu tabiri caizse it gibi çalışacağız. Hani bu süreç içerisinde hem maddi olarak hem diğer birçok olay olarak, iş düzeni olarak her şeyi yoluna oturtturup hem kitle olarak da her şeyi böyle büyüttükten sonra seneye inşallah beraber üçümüz gideceğiz. Belki IQ olarak gideriz komple. Resul abiler, Yahya, Resul. O zamana abi. Kadar iş tempoları da dengeye girer. Aynen öyle. Onların da iş tempoları. Semen, ne yapıyorsun abiciğim? Niye sağ sol yapıyorsun? Hem onların iş tempoları da rayına girer. Bakalım yani. Yine bir gerginlik. Yine bir buraya yine koyarım. Yine bir gerginlik. Kameraman rahat durmuyor. Hep bir bahane. Hadi kanalın konusu kameraman olacak. Aynen. Çocuğun adını unuttum. Yeğenim o şey, kuzenim. Neyse. Yani benim yarışma şeyi bu şekilde. İnşallah. Yani bu süreç içerisinde o tempoyu düzgün ayarlayacağım. İniş çıkış olayını. Son 4-5 ayda. O zamana kadar o 4-5 aylık tempoya kadar da kendimi iyi hazırlayacağım. Ondan sonraki süreçte de rampayı yükselteceğiz. Bakalım belki Ozan'la beraber gideriz. Belki. Ben biraz kategori değiştirmek istiyorum. Çünkü street lifting özellikle o en son yarışma öncesiki peak haftası var, tamam mı? Aha. Bana diyor ki 102,5 kilo ile 4 tekrar at diyor. Abi bunu attım. Bak çeneme kadar kramp girdi. Ondan sonra dedim ki bu spor benlik değil. Ama işte o kadar hazırlanmıştım. İşte şu an bir off sezondayım. Bu off sezonda hem kafamı topluyorum hem de parçalanmaya çalışıyorum. Beden de kendini yavaştan topluyor. Ruhen, yani. Fiziken. Ondan sonra işte ben farklı bir rota çizebilirim. Şu an mesela size sene İtalya veya Almanya'da yarışacağım diye söylemeyeyim. Ne olacağı belli olmaz. Harbiden olmuyor. Rusya'ydı. Biliyorsunuz SP'nin videosunda Rusya'ya hani beraber gideceğiz vesaire. Sonra olaylar çıktı. Hollanda'ydı. O da olmadı. Baba aynen yani. O olmuyor, yüzden... olmayınca olmuyor. Zorlamaya gerek yok. Evet, biz de isteriz en iyisine gidip şey yapalım. Hani işte bu yurt dışında yarışalım vesaire. Bazen olmayınca olmuyor birçok sebepten dolayı. Ama seneye valla hani bir de şey olayı var. Mesela şimdi Ozan uzunlandır street lifting yapıyordu. Şimdi kalisthenics'e geri döndü. Ben de mesela insanda bir amaç olması gerekiyor. Bir hedef olması gerekiyor. Ben de set giriyorum ama hani ne böyle hani bir rekabet içine girebileceğim bir insan, hani kimse benden daha iyisi olmadığı için gibisinden vesaire diye sakın yanlış anlaşılmasın. Hani yakınımda olarak, anladın mı? Göz önünde olan birisi olarak. Ozan set rap'i bıraktı, hani sürekli street lifting yapıyor. İşte hani bir rekabet yaratabilecek bir şey yok, yarışma yok, hiçbir şey yok. Bir amaç olmayınca da hani kendini antrenmana tam olarak veremiyorsun. Baktım Ozan sürekli set girmeye başladı. Muscle up'lar, muscle up'lar yine geliyor. Dedim. Ama bu bana rakip çıkıyor. Dedim tamam, benim de yavaştan dönmem lazım. Ben de şu an yükseltiyorum kondisyonel şeyleri. Bakalım ya. Valla çok iyi oldu. Ozan'la beraber böyle antrenman yapınca şey böyle antrenmanda normalde hani bittiği nokta tek başıma yapsam biteceğim, duracağım noktada baktım Ozan durmuyor. Ben devam ediyorum. O ben durmayınca aynen, o devam aynen, ediyor. Aynen, sürekli şey. Böyle hani ikimiz de orantılı şekilde yükseliyoruz ve antrenmanlar gerçekten o rekabet içerisinde çok keyifli, çok güzel geçiyor. Yani ben o süreç geçen sene efsaneydi yani. Bakalım bu, ya. Bu videoda sadece o sürecin %1'ini falan görmüşsünüzdür belki. Şu an bugün sadece çok tatlı dozunda bir antrenmandı. Böyle bir güzel içerik çıksın dedik. Bence çok da güzel bir içerik oldu. Market seansı oldu, yemek oldu, başlangıç oldu. Kameramana sövme seansı. Kameramana sövme. Videonun %30'u kameraman. Devamı da öyle aktı gitti. Mutfak sahneleri güzel oldu bence. İnşallah kameraman kayda girmiştir. Valla bunlar da biliyor. Bilgide video yok. İki hafta olmuş. Gece beni ararsa cevap vermeyeceğim. İşte biz de koşturuyoruz. Hani hem online koşuluk sistemini geliştirmeye çalışıyoruz. Onun üzerine düşüyoruz. Zaten kendi aramızda iş bölümü var. Ben genel olarak sosyal medya yönetimine ben bakıyorum. YouTube olsun, diğer şeyler olsun. Şimdi arka planda da evet önde 3 kişi gözüküyoruz ama arka planda da çok tatlı, güzel, genç evet. Bir kadromuz var. İşte kameramanımız var. Arkada grafikerimiz var.
Sonra video editlerinde yardımcı olan bir arkadaşımız var. Yani var da var şu an, hatta iki kişi daha var. İşte diğer işlerde yardımcı olan vesaire. Yani çok genç bir kadroyuz Beyond olarak. Güzel gidiyor, her şey yolunda. Valla bu birlik, beraberlik insanların da hoşuna gidiyor bence. Bence de. Ve videolar bence daha da samimi oluyor. Tek başına çekmekten çok daha öte ve farklı oluyor. Evet, bilmiyorum ya, bence çok daha iyi oluyor. Üç kişi yani konuşuyor zaten, kameraman sen ben. Güzel oluyor. Her sinirlenle bir şaplak alıyorsun, tabii ki sevinir sana. Güzel video planlarımız var. Yakında hani iyi isimlerle tekrardan videolar gelecek. Yeni videolara başlayacağız. Hem vücut geliştirme camiası olsun, hem diğer camialar olsun. Güzel isimlerle iyi videolar gelecek. Hadi yani bakalım. Evet, konuşmak istediklerimiz bu kadar da. O zaman bir şey diyeceğin? Yok. Var mı? Yeterli yani, bu kadar. Diğer videolarda da konuştuk. Biraz da diğer videolara kalsın zaten. Bu video bayağı uzun oldu. Aynen. 40 dakikayı geçecek herhalde. Harbi geçecek. Ama güzel olur. Bence izlenir. Ortalama izlenme süresi bir 15 dakika olur. Neyse arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Kanala abone olun. Videoyu beğenin. Bir de yorumlarda görüşlerinizi de belirtin. Ayrıca diğer bütün detaylar, HiQ'nun linki, koştuk linki vesaire, o da açıklama kısmında. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım keyifli geçmiştir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Beyond Army.